Zekeriya Şarbak. Konuşmacılarımız İrbit Büyükşehir Belediyesi Meclisi Sayın İbrahim Albatayne, Kilis Belediye Başkanı Sayın Hasan Kara. Ondan önce oradan biraz çıkma için bir küçük hikaye anlatayım. Şükran Seyir Ağabeyiz. Mubayla'yı mutlaka zümre zahmi sağlamayız. Kırmızı Erkutlar Zuhani Melon Kuvvetler'e Fibabil Fahal. Şimdi yanlışımızda dünyaya egemen güçlerin ortaya attığı bir kavga ve bunun neticesinde gelişen bir ateş var. Bir Arap Baharı diye bir kavram ortaya attılar ve bu Arap Baharı ne hikmetse bizi yaptı. Müslümanlar yaptı ve bu Arap Baharı hiç kendilerine gelmedi. Çeşitli vesilelerle, çeşitli hilelerle, çeşitli desiselerle kendi içindeki safralarını da bu bölgede atmaya başladı. Kendi içindeki teröristlerini de buraya gönderdiler ve cenaze masraflarından da kurtuldular. Bölgemizde bir ateş var. Bu ateş Müslüman coğrafyasında ve hep Müslümanların arasında. Yanı başımızda yaşanan olaylardan nedeniyle İsrail tek melini atmadan, tek kuruş harcamadan büyük zaferler elde etmektedir. Ve kendisine tarih boyunca muhalif olan tüm ülkeleri kardeşi kardeşe kırdırarak, bölgedeki ülkeleri savaşa sokarak, tekrar ediyorum, kendisi tek mermi atmadan, tek kuruş harcamadan çok büyük zaferler elde etmektedir. Cenab-ı Hak bu baharı inşallah onların coğrafyasına göndersin. Bu senaryoları dizayn edilmeli. Bu senaryolarda insanları piyon olarak kullananlarda Kahhar ismiyle kahretsin. Şimdi Suriye'de bir vahşet var, bir iç savaş var. Ve insanlar evini, yurdunu terk etmek mecburiyetinde kalmışlar. Bundan en olumsuz etkilenen yan başındaki ateşi hisseden Türkiye, Ürdün ve Libya olmuştur. Ve büyük bir insanlık da yaşanmaktadır. Hicret, tehcir, muhacir filan bizim dinimizin geliştirdiği bir kavram vardı. Muhacirin ev sahibi olan ensar. Elhamdülillah çok şükür Cenab-ı Hak belki de bizi böyle imtihan ediyor. Bu imtihandan inşallah ülkemiz, kuruluşlarımız, belediyelerimiz ve şahıs olarak hepimiz inşallah bu imtihandan ensar vazifesini tam manasıyla yaparak çıkacağız. Ve biz burada şunu gösterdik. Bizim dinimizin ne kadar yüce bir din olduğunu, milletimizin ne kadar asil bir millet olduğunu, devletimizin ne kadar güçlü bir devlet olduğunu tüm dünyaya ilan ettik. Bugün dünya üzerindeki tahminen 5 milyon civarında Suriyeli mültecinin 2,5 milyon ve üzerindeki bir rakam sadece Türkiye'de bizim misafirimizdir. İnşallah Cenab-ı Hak bu savaşa en kısa sürede insanların savaşa son vermesini ve bölgemizde sulh, sükun hakim olmasını ve yine aynı şekilde bizim de ülke olarak hiç kimseye muhtaç olmadan ebede kadar devletimizin ebede kadar yaşamasını, devletin ebede devam etmesini Cenab-ı Hak'tan temenni ediyorum. Lakamsal manada en fazla mültecinin yaşadığı İl Şanlıurfa ve yine aynı şekilde
geçici barınma merkezlerinde kamplarda da yine en fazla Suriyelinin yaşadığı il Şanlıurfa. Bu en fazla bizde olduğuna göre bu da Cenab-ı Hakk'ın bize bir rahmetidir diye düşünüyoruz. Ve bu arada Haliliye bölgemizde de 83.889 Suriyeli mültecinin yaşadığını ifade ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Belediye Başkanı Sayın Teyze Deniz Dolbaş aynı zamanda